Merhabalar, geldik Core serimizin 112. dersine. Şimdi bu derste ayaks ile silme işlemi yapacağız. Yani sayfa yenilenmeden silme işlemi nasıl gerçekleştireceğiz, buna bir bakalım. Şöyle Writer Controller tarafına geldim. Hemen bir tane burada Action Result tanımlayalım. Public I Action Result ismi Delete Writer olsun. Parantezimi açtım. Şimdi parantez içinde parametre olarak ne olacak? Tabii ki ID olacak. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra inip. Sonra var diyeceğim. Var. Writer diyelim. İşte ya da writer diyebilirim. Writer eşittir. Şimdi sun diyeceğim. Writers içinde yer alan. Writer yani listem içinde yer alan. First or default. Niye gelmedin? Çünkü burası writers olmalı. Nokta. First or default. Parantezimi açtım. X eşittir büyüktür. X öyle ki. X nokta id eşit olmalı ne? Parametreden gönderdiğim id'ye. Eğer bu id'ler eşitse ne yapacağım? Şunu yapacağım. Writers yani listem içerisinde yer alan remove metodunu kullanacağım ve neyi sileceğim? Writer isimli değişkenden gelen değeri sileceğim. Yani şunu silmiş olacağız. Ardından işte return JSON writer diyelim mi? Veya return okey de diyebilirdik. Sadece bir tamam da döndürebilirdi bize. Güzel. Şimdi buna göre işlemimizi yapalım. Şimdi silme işlemi uygulayacağız. Silme işlemi için ilk önce bizim burada neye ihtiyacımız var? Bir tane silinecek olan ID alanına ihtiyacımız var. Çünkü bir ID'ye göre sileceğiz. Şöyle yapalım. İndekse geldim. Şurayı kapatıyorum. Ardından. Şimdi buraya geldim. Şimdi burada arkadaşlar bir tane div oluşturuyorum yine. Bir div. Divin içine indim. Şöyle şu input'u olduğu gibi geldim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şimdi bunun ismi silinecek yazar ID olsun. Text'te writer ID olmasın bu da. İşte mesela text'te ID olsun. Sadece ID demiş olalım buna. Aynı ismi vermek istemiyorum. Aynı form içerisinde. Çakışma olmasın diye. Daha sonra bu da bu writer ID. Bu text ID. Tamam. Daha sonra şuraya geldim. Control değil. Bunu aşağı aldım. Şöyle sil dedim. Sen de danger ol. Çok güzel. Bir problem yok. Şimdi bir görelim bakalım. Tarayıcı üzerinde çalıştırdığım zaman bu sayfa nasıl geldi. Şöyle tarayıcı üzerinde bir göster demiş olalım. Ardından silme işlemi için gerekli olan kodumuzu yazalım. Şimdi bakın şöyle geldi. Güzel. Silinecek yazarın ID'si de buraya girilecek. Çok güzel. Şimdi son skriptimiz olacak bu. Geldim. Dolar. Parantezimi açtım. Çift tırnak içinde. DS. Şimdi sen nereye gideceksin? Öncelikle senin ismin BTN Delete Writer olsun. BTN Delete Writer. Kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Tamam mı? Ardından nokta. Klik olduğu zaman bir dakika. Şöyle nokta. Çok özür dilerim. Nokta. Klik. Tamam. Nokta klik olduğu zaman parantezimi açtım. Şimdi parantez içerisinde diyeceğim ki x eşittir büyüktür. X öyle ki süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Let id eşittir. Yine dolar sembolü. Tekrar parantezimi açtım. Çift tırnak ve ds. Şimdi ds içinde silinecek olan değeri yazacağım. Şöyle şunu kopyaladım. Ardından buraya yapıştırdım. Yani aslında bir atama yapıyorum. Nokta val dedim. Bunun valini al. Buraya da şöyle noktalı virgülünü koy. Tamamdır. Çok güzel. Devam ediyorum. Alta indim. Şimdi sen diyeceğim burada dolar nokta ajax parantezimi açtım. Bir de süslü parantez açtım. Alt satıra indim. Ondan sonra süslü parantezimi açıp alt satıra indikten sonra sen diyeceğim burada önce bir URL oluştur. URL 2 nokta üst üste çift tırnak içinde admin slash writer slash delete writer mıydı? Yanlış olmasın. Şunu geldim kopyaladım buraya yapıştırdım. Şimdi delete writer. Daha sonra artı bir de neyi alacak? Parametreyi alacak. Parametre ne? Şurada tanımlanan id. Yani şu. Tamamdır. Id 6. Virgülümü koydum alta indim. Sonra type'ı eşittir. Pardon type'ı 2 nokta üstte çift tırnak bir post işlemine bağlı olarak çalışacak bu. Tamamdır. Bunu da yazmış olduk. Ondan sonra bir virgül daha koydum alta indim. Şimdi data type diyelim. Data type.
İki nokta üstü çift tırnak içinde Jace virgülümü koydum. Tamamdır. Sonra success. Eğer başarılı olursa iki nokta üst üste. Sen diyeceğim burada bir function gönder. İsmi mesela result olabilir. Sonuç, değer veya function diyelim yine. Function. Bozmayalım bunu. Sonra süslü parantezimi açtım. Alta indim. Ondan sonra load data diyeceğim. Verileri yükle. Noktalı virgülümü koydum. Tamamdır. Şurada ve şurada da noktalı virgülümü koydum. Bu şekilde silmesi gerekiyor. Çalışacak mı? Beraber görelim. Şimdi tarayıcı üzerinde aç diyeceğim burayı. Bir bakalım. Bekliyorum açılmasını. Şimdi açıldı. Şimdi normalde yazar listesinde bakın 3 tane yazar var. Geldim 3 numarayı silmek istiyorum. 3 yazdım. Yazar sile bastım. Yazar listesini 2 geldi. Aslında burada da bir load datadan ziyade success'ı döndüremez miydik ya? Döndürdük. Success'ı döndürelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Betaned Writer'a geldim. Şurayı şöyle açıyorum. Ardından şurayı şöyle olduğu gibi kopyaladım. Success'dan itibaren. Şuraya geldim. Şöyle yapıştırdım. Yazar silme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti desin. Tamam mı? Result'ta burada bir değişken olarak kullanırsın. Tekrar çalıştıralım bakalım. Yeniden çalıştığında başarılı bir şekilde gerçekleşecek mi beraber görelim. Geldi. Mesela silinecek yazara 2 dedim. Yazar sile tıkladım. Yazar listesine geldim. Sildi ama mesajı döndürmedi. Neden? Bir alert istiyorduk sizden. Niye bize bunu döndürmedin? 1 dedim. Yazar sile bastım. Yazar listesinin biri de sildi ama mesajı döndürmedi. Success function. jQuery parse JSON'a gerek var mı? Function oluşturduktan sonra şöyle yapsak. Bir dakika, hiç buna gerek yok. Sen bize sadece alert versen nasıl olur? Şöyle bir deneyelim. Tekrar çalıştıralım. Tarayıcı üzerinde çok pardon. Tarayıcı üzerinde göster dedim. Bakalım şimdi nasıl geliyor. Yazar listesi dedim. Buraya 2 yazdım. Sile bastım. Tamam, şimdi silindi. Yazar listesine tekrar tıkladığım zaman bu şekilde böylece burayı da tamamlamış olduk. Tamam mı? Yazar Ajax işlemleri böylece tamamlandı. Bu kadar. Yani bence güzel oldu. Ajax'ın da ne işe yaradığını somut bir şekilde görmüş oldunuz. Yani bunu bence dinamik tarafa uygulamak bundan sonra bütünüyle size kalıyor. Bir sonraki derste buradan devam edeceğiz.